Antakya'dan aktaracaklarımız bunlar. Evet, çok kıymetli aktardıklarınız Fırat Fıstık. Lütfen kendinize dikkat edin. Ne yapılabiliyorsa yapmaya çalışıyor muhabir arkadaşlarımız da bulundukları yerde. Sıraya girmiş insanlar soğukta nereye gideceğini bilemeyenler, hala iş makinası bekleyenler, sesini kısıtlanan Twitter üzerinden VPN uygulaması kullanarak duyurmaya çalışanlar var okuyacağım. Özellikle Antakya'da hala iş makinası bekleyenler var. Bunun için AFAD'dan izin çıkacak, sonra iş makineleri gelecek. Gece boyunca e, iş makinesi operatörü ilanları dolaştı Twitter. Twitter'da şu anda Twitter yavaşlatıldı. Yeni bir açıklama var. Can kaybı maalesef dakika dakika artıyor. 9000'in üzerine çıktı. Bir can dahi önemli. Tek can kaybedilmiş olsa dahi bunun bir sorumlusu olmalı ama 9000'in üzerinde can kaybı var. 9057 son açıklanan resmi can kaybı sayısı. Sayı derken bile insan utanıyor. 52.979'da yaralımız var. 52.979. Bin 50 binden fazla yaralı, 9 binden fazla can kaybı 8 Şubat saat 18.21 itibariyle. Yıkılan bina sayısı konusunda çelişkili açıklamalar yapıldı geride bıraktığımız saatler boyunca. Ama 5000'in üzerinde binanın da yıkılmış olduğuna eminiz. 9057 can kaybı 10 ili vuran depremin son açıklaması. Bilanço bile demek. Bilanço çünkü. Peki şimdi dil kullandığımız dile dikkat edeceğiz. Twitter'ı inanın 3 gündür sadece yardım çağrılarını paylaşmak için kullanmaya gayret ediyorum. Teyitli bilgileri bu arada saat 18'de Defne merkezde yeni yemek dağıtımı yapılacak. Yakınlarınıza iletme şansınız varsa 10 bin çorba, 10 bin ekmek, 50 bin de su dağıtılacak. Defne merkezde onu söyleyelim. Antakya Sümerler'de ekipmana ihtiyaç duyanlar hala yazıyorlar. Bir umut ahbap platformuna yazanlar var ki doğru yere yazıyorlar bence. Sivil topluma engel çıkartmasalar... Aslında 99 depreminden daha büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuz söyleniyor. Doğrudur. Ancak 99 depremini yaşayan bizler biliyoruz ki sivil topluma engel olunmamıştı 99'da. Nereden gelirse gelsin yardımlar organize bir şekilde dağıtılmaya çalışılmıştı. Birazdan aktaracağım size çıkartılan engelleri. Şöyle bir bakıyorum. Köylerden çok çağrı var bu arada bir çağrı var Cumhuriyet Mahallesi'nde Antakya'da Bostan Sokak Kolcu Apartmanı'nda kapalı spor salonu karşısıdır efendim burası o göçüğün altında hala kurtarılmayı bekleyenler var sesleri duyuluyor Fatma Güler Paşa Oktay hala bekliyorlar. Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sokak Kolcu Apartmanı kapalı spor salonu karşısı. Yine duyurmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Haberlerle devam edeceğiz ama bir köyün tamamı Malatya'da da Akçadağ Hançerli köyünde bulunanlar perişan. 7 kişilik aile 3 gündür açız. 2 küçük çocukla bekliyoruz. Ayakta olan binalar çok ağır hasarlı. Evlere de giremiyoruz diyorlar. Bir duyuru daha var. Müsaade edin. Ne olursunuz onu da söyleyeyim. Adana'dan e, Fatma Cenudi şu an Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedavi altında ailesine ulaşılamıyor. Babasının ismi Muhammed Cenudi, ailesinin adı, e, abisinin adı Ahmet. Bu kız çocuğu da şu an hastanede ailesine ulaşılamıyor. Durum bu üçüncü günde. Bu arada bir kötü haberi sizinle paylaşacağım maalesef. Az evvel enkazın altındalar dediğim kişilerin hayatını kaybettiği bilgisi. Hayatını kaybedenlerin sayısı enkazın altındalar. Adres verdim. Antakya'da kurtarılmayı bekliyorlar diye hayatlarını kaybettiklerinin bilgisi geldi. Baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun diyoruz. Baş sağlığı önemli tabii de. Hepimiz sanki bir parçamızı yitirmiş gibiyiz. Şimdi Moral çok önemli diyorlar tamam önemli moral onlar için depremzedeler için ve yakınlarını bekleyenler için önemli bizler görevimizi yapacağız altyapıda problemler var telefonlar çekmiyor çekenin interneti yok interneti olan da elektrik olmadığı için telefonunu şarj edemiyor elektrik yok çünkü jeneratör çalıştıracaklar yakıt yok. İlk gün bazı sıkıntılar oldu da şimdi açtık her şey normale döndü diyenler Hala yakıt bekleyen var geceyi arabada geçirecek olanlar Yakıt derdinde telefonlar nasıl şarj edilecek bilinmiyor İnternet çekmiyor dünyadan yardım edelim diyenler oldu İhtiyacımız yok dedik internet konusunda Telefon şebekeleri milyon dolarları reklam bütçesi diye ayıran GSM firmaları GSM firmaları 3. gündeyiz ne zaman çekecek acaba telefonlar Reklama ayırdığınız bütçenin bir kısmını böylesi felaket durumlarında iletişim kesilmesin diye mi acaba harcasanız? İletişimle ilgili haberi ekrana getirelim. Birden salladı, gözüm açamaz kafamı şöyle eğildim. Baktım annem yanıma düştü. Birden simsiyah bir alan oluştu gün ışığında. Neyse baktım ondan sonra telefonum yanıma düştü. Telefonumu hemen sarıldım, hemen yani arkadaşlarımı aradım. Üçüncü gün. Enkaz altında kalanlara ulaşmak, kurtulanlara su ve yemek götürebilmek. Bunun için iletişim şart. Ancak pek çok noktada telefon çekmiyor. Bu da yapılacak yardımları yavaşlatıyor, hatta engelliyor. Sanatçı ve APAP kurucusu Halik Levent paylaştı. Telefon operatörlerindeki teknik yetersizliğe isyan etti. Telefon operatörleri, bu üçüncü gün. Bu kadar bağış topladık. Fiyat söyleyin hemen gönderelim. Nedir bu ya? Hatay'ın dört bir yanını güçlendirin artık. Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor. Teknoloji mi yetersiz, bilim mi yetersiz anlamıyorum. Levent'in tweetini çok sayıda kişi paylaştı. Bazı telefon operatörleri bölgedeki kullanıcılarına destek sağladığını duyurdu ancak Levent'in paylaşımına yapılan yorumlarda telefon çekmediği için depremzedelere ulaşılamadığı ekipler arası koordinasyon sağlanamadığı yazıldı. Bir de aksiyonuna Twitter'a e, bant daraltması erişim engeli getirdiler ki kimse hani VPN kullanmadan yazamasın. Deprem enkazının altından yazanlar oldu. Enkaz başında bekleyenler yazdılar. Az evvel isimler saydım size. Gencecik iki e, erkek biri rütbeli asker, e, hayatını kaybeden bir kız çocuğu e, günlerce enkazın altında anne beni çıkartın diye bağırmıştı. Zamana karşı bir yarış devam ediyor. Bizim iletişime ihtiyacımız var. Muhabirlerimiz de tam olarak bunu yapıyorlar. Ferit Demir'i ayrıca bir e, kusura bakmayın, e, tebrik edeceğim. Çünkü naçizane. E, hani e, can siperhane çalışıyor orada ekibimiz ve an be an aktarmaya gayret ediyorlar. İnsani bir duyarlılıkla da e, enkaz başındalar. Ferit Demir sözü sana bırakacağım. Şu anda ne durumdasınız acaba? Üçüncü günün gecesinde. İrfan Değirmeci, 3. günün gecesinde hava giderek soğuyor. Şu anda bulunduğumuz yerde hava sıcaklığı eksi 6 derece civarında. Meteoroloji verilerine göre de gece saatlerinde eksi 10 ya da 12, en az 12 seviyesine çıkması bekleniyor. Dondurucu bir soğuk var. Yani bu dondurucu soğukta enkaz altında canlı olanların neler çektiğini yani düşünmek bile insana acı veriyor. Hemen arkamda görüyorsunuz burası... Malatya çarşı merkezinde bir enkaz ikinci depremde e, yıkılmıştı. İkinci depremde e, yıkılmıştı. Birinci depremde ağır hasarlıydı. E, ağır hasarlı olduğu halde bir anne baba ve oğlu içindeki bazı eşyalarını evlerindeki eşyalar almak için gitmişlerdi. Maalesef ikinci depremde yıkılan bu binanın enkazından kaldılar. E, yaşam emaresi alınmıştı. Gün boyu dinlemeler yapıldı. E, e, hassas cihazlarla dinlemeler yapıldı ve e, yaşam EMRE'si bulundu. Ekipler şu anda çalışıyorlar. Şunu da belirtelim. Malatya'da ekip sayısı arttırıldı. Yani düne göre daha da arttırıldı. Ekipler şu anda çalışıyorlar. Askerler çalışıyorlar. Bugün sabah saatlerinden itibaren 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı çok sayıda askeri birlik bütün enkazların etrafına geldi. Hem güvenlik yönlendirme alıyorlar. Vatandaşlar işi görevli olmayanlara yaklaşmasın. Diğer taraftan da çadırlar da kısmen kurulmaya başlandı ama ee, insanlar dışarıda araçlarıyla e, araçlarından geceyi geçirmek istiyor ancak yakıt yok. Ee, Birçok tabi sorunlar havalar soğuyunca e, gün geçtikçe sorunlar da artıyor. Bakın e, enkazların başında e, çalışmalar devam ediyor. Burası e, bir enkaz. Hemen e, karşı tarafta da bir başka enkaz var. Kameraman arkadaşım Gökhan Uç e, size gösterebilirse o enkazda da çalışma var. Orada da yaşam emaresi alınmıştı. Ses duyulmuştu. O ses e, duyulunca Ekipler yönlendirildi ve o e, enkazın başında çalışılıyor. Hemen arkamızda e, biraz e, uzak 200 metre ötede orada da enkaz var. O enkazda da e, e, bir e, kişinin e, sesine ulaşıldı ve orada da çalışmalar devam ediyor. Umarız e, hızla çıkarılır çünkü her saniye... E,